Ey cemaat, bugün sabah namazını kılanlar parmak kaldırsın desem. Geçtiğimiz haftadan bugüne kadar hiç kaza namazı olmayanlar parmak kaldırsın desem. Yüzde ne kadarı parmak kaldırabilir? Bir başka şey söyleyeyim ben size. Siz Allah'a inanan, emir ve yasaklarına boynunu büken insanlarsınız. Evinde kadın, kız ve gelinlerinden Allah'ın Kur'an'ında emrettiği gibi tesettüre riayet edenler, ben ailede bu hakimiyetimi kurdum diyebilenler parmak kaldırsın desem, hacısı hocası sınıfta kalırız. Bunu niçin sordun? Haram her eve girdiyse, günah her eve girdiyse, faiz her eve girdiyse, bu belalar hak ettiğimiz belalar değiller mi? Allah kulağımızı çekmiyor mu? Kendinize çekil düzen verin, ben daha büyüğünü de gönderebilirim demiş olmuyor mu? Sonuç olarak kıymetli dostlar, biz hayatımızı Allah'tan bize gelen Kur'an'a göre, onun gönderdiği Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiklerine göre tanzim eder, ahireti dünyaya tercih eder, haramlara sırtımızı çevirirsek Allah rahmetini hem dünyada bize verir hem de mahşerde vermiş olur. Bir de Cenab-ı Hak, eğer ben insanları işledikleri günahlar sebebiyle anında cezalarını verecek olsaydım, o zaman yeryüzünde insan değil bir tane canlı bile kalmazdı diyor. Ben mühlet veriyorum, bir kısmına tokat atıyorum, bir kısmına belalar veriyorum ki insanlar ibret alsınlar, ilahi olduğunu anlasınlar, kendilerine çeki düzen versinler diyor.